Evet, bugün de bitki çeşitliliğine şöyle bir bakalım. Bir sebze bahçesinde en önemli şey tek tip sebze yetiştirilmemesidir. Tek tip sebze yetiştirmediğimiz zaman hastalıklar ve diğer böcekler, zararlı dediğimiz böcekler bahçelerinize dadanamaz. Burada görüldüğü gibi domates var, semizotu var, kabak var. Kara kabak. Ve aralarda başka ufak şeyler de var. Şimdi onlar çok görünmüyorlar. Yan tarafa bakıyoruz. Burası daha gelişme aşamasında, birkaç şey daha ekeceğim ama domates var gene. Maydanoz var. Bir tane havucumuz burada tohuma gidiyor. Şuraya bir küçük kabak koydum. Ve gene domatesler var. Güneş alması açısından şu saksıları da koydum buraya. Bunlar bir tanesi Avustralya'nın yerli turunçgillerinden, diğeri de mandalina. Sebze bahçesinin ortasında espalier dediğimiz sistemle yetiştirdiğim, biraz tabii böceklenmiş galiba, bu armut ağacı var. Bu gördüğünüz çelik tellerde dalları uzayarak yetişecek. Alttan doğru dalları bu şekilde uzatıyorum. Yan tarafa baktığımızda burada kereviz var. Tohuma kaçtı. Pazı var. Domates var. Kuzu kulağı var. Aralarda gene gördüğünüz gibi kabak ektim. Bunlar değişik tür kabaklar, çıkınca göreceğiz. Ve gene aynı şekilde ortada bir armut ağacı daha. Henüz daha genç oldukları için, 2 senelik bunlar, büyüdükçe bu tellere bunları bağlayacağım. Ve böylece 2 boyutlu bir ağaç olacak, tek boyutlu. Bunlar yarı bodur tipler. Yarı bodur olduğu için çok fazla büyümüyorlar ve kalınlaşmıyorlar. Bu tarafa baktığımızda mısır var. Patlıcan var. Biber var. Burada Yeni Zelanda'nın oka diye bir bitkisi var. Gene kereviz var. Arada bir tane kabak büyümüş. Ve mısırlar tekrar burada. Mısırları arka tarafa doğru ektim ki güneşi etkilemesin. Güneş çünkü bu taraftan geliyor. Böyle geldiğinde bu mısırlar güneşi etkilemeyecek. Buraya baktığımızda oğulotu var, lemon balm. Burada soğan var. Domates var. Ortada fesleğen var. Bu salatalarda kullanılıyor gene. Arada bir tane rezene var. Tohumdan büyüttüğüm cevizi de buraya koydum. Salatalık var. Gene soğan var. Ve aralarda şöyle görürseniz kekik var. Bir tane de havucu tohuma gitmesi için bıraktım. Bu çeşitliliği bu şekilde sağladığınız zaman daha az strese giriyor bitkiler. Çünkü bunlara dadanacak olan zararlılar da aza inmiş oluyor. Burada ortada kekik var. Limon kokulu kekik. Fasulye birazcık streste. Çünkü yenmiş ya bazı yaprakları. Domates var. Gene soğan var. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada da bir tane nar sapı döktüm ama işte böyle.